Bu işe hobi olarak pandemi sürecinde başladım. İlk başta taş üzerinde heykel yapmaya başlayacaktım. Ama taş biraz daha sert olduğu için bizim kışlık yakacak unlarımızdan yaptım. İlk yaptığım heykel buradaki yöre halkının insanlar, yaşlı amcalarımız, yaşlı teyzelerimizi figür olarak ağaca işlemeye başladım. Ve daha sonra buradaki yaban hayvanların yapmaya başladım. Yaptığım bütün heykelleri ilk başta sosyal medyada paylaşıyorum. Bu bana bayağı bir cesaret verdi. Mesela ilk yaptığım ürün de aynısı olsun. Sosyal medyada paylaştım. Başta ailem ve arkadaşlarım olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bayağı bir ilgi gösterdiler. Bu işin üzerine düş dediler. Daha da güzellerini yapabilirsin dediler. Gerçekten de insan uğraşınca daha da güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu işi hobiden çıkartıp biraz daha profesyonelce bir yer açmayı düşündüm. Burayı da Sayın Valimiz ve Milli Eğitim Müdürü sağ olsun yardım ettiler. Şu anda buradayım. Şu anda çalıştığım ağaç şeyleri ceviz ve meşe ağacı üzerinde çalışıyorum. Cevizin ayrı bir kokusu var. Meşe ağacının ayrı bir kokusu var. O koku beni kendisine çekiyor. Her makine vurduğumda çıkan o koku beni kendisine bağlıyor. Kısıtlı imkanlarla çalışıyorum. Normal ağaçlarda da kısıtlı imkanlarla çalışıyorum. Yani normalde doğada bulabiliriz bu meşe ağacını, ceviz ağacını. Ama kuru ceviz bulmak zor. En azından ceviz sipariş ettim. Normalde bir ürünü kısıtlı imkanlarla 5-6 günde yapıyorum. Bir hafta sürüyor bazen. Ama daha profesyonel makineler olursa eğer bu zaman 3 gün 4 güne düşebilir. 3 gün 4 güne düştüğü zaman ve biraz daha fazla ürün çıkartabilirim. Yani 3 ise 5 tane ürün çıkartabilirim. 5 ise 10 tane ürün çıkartabilirim.